Kartal. Bu da Öykü Kartal. Bugün Öykü'yle birlikte ne yapıyoruz? Yasakları alacağız. Yasaklanan oyuncakları inceliyoruz arkadaşlar. Dönüyor. Açalım bakalım neden yasaklanmış. Hayır, bana sıkarsan. Kız çok sıkıntı. Anne. Ben sıkacağım. Şuraya. Çok çok sıkıntılı bir durum şu an. Neler yasaklanmış? Çok uçak var bu arada. Evet, neler, neden yasaklanmış? Hazırsanız başlayalım. Videomuz başlasın. Şimdi ilk olarak uçağı mı deniyoruz? Hayır, şunu deniyoruz. Tamam, böyle bir silahımız var. Açalım bakalım neden yasaklanmış? Deneyelim ki. Bence yasaklanmışsa denemeyelim ya. Deneyelim. Arkadaşlar bunun altında maytaplı ve boncuk biliyorsunuz. Ben küçükken bu arada benim boncuklu silahım vardı. Daha doğrusu benim yoktu. Kuzenlerimin vardı. Bana su tabancası almışlardı. Çünkü küçük bir çocuk için boncuklu tabanca tabii ki de tehlikeli. Ve sonunda yasaklamışlar. Artık boncuklu tabancayı hiçbir yerde bulamazsınız. Çok böyle özel işte yasaklanan oyuncakları satan koleksiyoncularda falan bulabilirsiniz. Ben bunu temsil olarak getirdim ama bence bu da yasaklanmalı. Çünkü aynı şekilde boncuk nasıl zarar veriyor? Bence bunu da böyle birine sıkınca zarar verir yani. Şu ucundaki plastik korumaz diye düşünüyorum. Gözüne gelse illaki zarar verir değil mi Öykü? Anne takamıyorum. Takamıyoruz biz bunu. Bir tane deneyelim. Şöyle bir yere atalım mesela. Durun. Oldu. Birisine sıkarsan çok sıkıntı. Şuraya sıkın. Ben sıkacağım. Şuraya. Çok çok sıkıntılı bir durum şu an. Hayır, bana sıkarsan. Kız çok sıkıntı. Kime sıkacaksın? Anne. Anladınız mı niye yasaklandığını? Nereye gidiyorsun? Kime sıkacağı belli değil. Gitti şu an birisine ateş edecek. Duvara sıktı Allah'tan. Gel. Yasaklanması bence kesinlikle lazımdı. İyi ki de yasaklanmış. Boncuklu ve maytap atan silah artık yok arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci yasaklanan oyuncağımıza. Neymiş? Böyle bir şey. Tornado Speed Top. Aa, bir şey söyleyeceğim. Beyblade değil mi bunlar? Benim zamanımda vardı ya. Ben küçükken Beyblade çok oynuyordum ve yasak falan değildi. Artık yasaklanmış. Bunların uçları da çocuklar. Çok tehlikeli şeyler. Hadi, hadi, aslında hadi. Bu tehlikeli değil arkadaşlar. Hadi, bunu hocam. Üretirken hadi, açalım, tehlikeli bir şekilde oynayalım üretilmiş. Bir kere. Açalım. Tehlikesiz olduğunu görün. Neden yasaklandığını da size şimdi söyleyeceğim açınca. Böyle bir oyuncak. Ben bununla çok oynuyordum. Öyle küçükken. Oynayalım. Oynayalım. Bence de çok özledim Beyblade oynamayı. Ne kadar heyecanlanırdık küçükken. Böyle 90'lar zamanında bunları açarken biliyor musunuz? Ay, yaşlı olduğum belli oldu şu anda. 28 yaşındayım. 29 oldu ama hala 28 diyorum. Şimdi ben bunu bir yapıp geliyorum hemen. Bunu buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Böyle geçecek. Bunu buradan geçirdikten sonra... Bir dakika, bu ucunu takacağım. Tamam, sen tak, sen tak. Öykü çok heyecanlı. Ben takayım mı? Sen tak. Bakalım kimin Beyblade'i? Kimi yenecek? Hazır mısın Öykü Hanım? Takamıyorum. Hazır mısınız? Dönüyor! Bu benimki. Bakalım ne kadar süre dönecek. Elim üstüne bile. Bu benimki. Tamam, sen kazandın. Tamam, tamam. Şimdi gelelim Beyblade'lerin neden yasaklandığına. Bu şekilde dönerken aslında zararsız. Çocuklar bunların etrafına jiletli ve kesici alet falan böyle yaptırıp o şekilde oynamaya başlamışlar. Sonra tabii ki de bu şekilde oynanması tehlikeli aileler tarafından çok tepki görünce Beyblade'ler artık yasaklanmış arkadaşlar. Zamanında çok severek oynadığımız, mahallede çocukların seve seve oynadığı bir oyundu. Bence yasaklanmamalıydı. Keşke böyle kötü şeyler yapmasalardı. Ben seviyorum. Şimdi özlemişim Beyblade'i. Şimdi bu video sayesinde bunlarla oynayacağım. Şimdi geldik. Şimdi bu ne ya? Bu niye yasaklanmış? Bu ne? Plastik bir oyuncak arkadaşlar. Açalım bakalım neden yasaklanmış. Sen bul. Neden yasaklandığını sen bul. Bence de. Sence bu neden yasaklanmış olabilir? Böyle plastik, zararsız bir oyuncak. Buna sığıyor yani. Bildin. Bebekler, küçük çocuklar. Ya hep çocukların yaramazlığından aslında oyuncak üretenler zarar görmüş. Bu duvara yapış. Evet, çok tatlı bir oyuncak aslında. Duvara yapış. At bak, yapışacak. Evet, kapıya yapıştı. Hazırsanız tavana atıyorum. Çok eğlenceli bir oyuncak. Ben anne, çok sevdim. Anne, yasağı çıkacak. Keşke yasaklanmasaydı. Ama çocuklar bunu ısırmış, yemiş, koparmış falan diye yine aileler şikayet etmiş ve bu da ülkemizde yasaklanmış arkadaşlar. Artık satışı yok yani, bulamazsınız. Yapıştı. Çok tatlı bu arada. Düşüyor. Çok tatlı. Ben bunu yapıştırıp vereceğim. Bakar mısınız? Ben onu yapıştırdım. Bence çok tatlı ve sevimli bir oyuncak. Ben keşke bunu... yasaklanmasaydı. Şunu niye yapıyorsunuz abi? Niye yapıyorsunuz? Sizin yüzünüzden yasaklanmış ama ülkemizde artık dediğim gibi satışı yok. Şimdi yepyeni bir oyuncak. Bakalım ne yasaklanmış ülkemizde. Öykü nasıl oynayacak? Bak, hiçbir şey söylemeden Öykü'ye. Oynayış şekline bakalım. Bakalım ne yapıyor daha yasaklamışlar. Bu zıp zıp sen hiçbir şey olmaz.
Sadece zıplar. Zıplar yapar. Niye yasaklamışlar? Sadece ayağına basıyor. O zaman neden yasaklamışlar? Bilenler yoruma yazsın şu anda. Sizce bu neden yasaklanmış? Sıpsıpamış. Zıplayan hamur. Al bakalım. Zıplayamıyorum. Ay bir sürü şey. Bir sürü kapatmışlar. Nasıl açacak çocuklar bunu? Çıkar bakalım. Evet. Sıpsıpamış. Hayır gitme burada oyna. Gitme gel. Gel. Zıpladı. Bir dakika. Hayır zıplamadı. Neden zıplıp hamur bunun adı? Zıplamıyor. Zıplıyor sanki bir. Evet sanki ama yani hamur gibi mi bakalım kıvamda. Çok sert bir yapısı var. Normal böyle hamurlar gibi yumuşak değil. Adının neden zıp zıp olduğunu bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar yasaklanan oyuncaklar Türkiye'de yasaklananlar da var. Mesela ben bunu şu an öğrendim bilmiyordum. Yanlış bilgi vermek de istemiyorum. Türkiye'de varmış ama başka ülkelerde bunu yasaklamışlar. Sizce yasaklayarak doğru mu yapmışlar yorumlara yazın. Bence ülkemizde de yasaklanmalı ya çocuklar hazır alıyor gerçekten. Şimdi geldik slime'lar. Açalım bak açalım bir kere. Zaten söylemiştim. Yani o hamur neden yasaklandı? İkisini de açalım. Bu da slime. Slime neden yasaklandı? İkisini de açalım. Hepsini açacağım. Hepsini de. İkisini de. Öykü'ye bayram oldu. Öykü'nün kanalı gerçi ama Öykü'ye bayram oldu yani. Bir sürü oyuncak, bir sürü oyuncak. Bir de yasaklanan tehlikeli yani böyle. Bulamayacağı oyuncakları aldım. İkisini de aç lütfen. Bu arada slime'lar ülkemizde yasaklanmadı ama yasaklanan ülkeler var arkadaşlar. Bunların yasaklanmasının sebebi yine yenilebilir, yutulabilir. Çocuklar böyle hamur diye ağzına alıyormuş. O nedenle yasaklamışlar. Ama güzel bence. Bence yasaklanmalı, yasaklanmamalı. Bilemedim. Yani eğlenceli ama çocuklar için de tehlikeli bir anne olarak ben de korkuyorum. Öykü ne zaman slime oynasa. Oynuyor sonra elini o slime'lı şekilde ağzına götürüyor. Tehlikeli yani. Bu arada kokusu aşırı kötü ve zararlı maddeler var arkadaşlar. Şimdi yani yenilebilir ve ellediğinizde ağzınıza götürmemeniz, gözünüze temas ettirmemeniz gereken şeyler var. Bu nedenle yasaklayan ülkeleri ben haklı buluyorum. Sizce haklılar mı? Şimdi sen hamurlarla oynarken yeni oyuncağımız gel. Şimdi sırada böyle bir uçak mı helikopter mi? Helikopter sanırım. Evet helikopterimiz var. Bunun yasaklanmasının sebebi neymiş? Açalım bakalım birlikte. Öykücüm bence tam senlik bir oyuncak. Ve hiç uçağın yoktu. Uçağın oldu Öykü. Video sayesinde Öykü'nün artık bir sürü böyle uçakları oldu. Böyle vup vup dönüyor. Nasıl ve uçuyor? Havada uçuyor. Nasıl çalışıyor hemen bakalım. Sanırım bunu böyle açıyoruz. Evet. Hadi uç. Elim değil mi? Ya bırak bir kere. Bırakıyorum. Bırak bir kere. Ya bir dakika. Çok tehlikeli. Elleme. Gerçekten tehlikeli. Ya şunu. Ya çok tatlı bir oyuncak. Aslında çok bırak tatlı. Bırak bir daha. Beni kesti. Gerçekten yasaklanmalı. Verir misin? Döveceğim seni. Canavar uçak. Baba aç. Çocuklar için çok değerli. Aç. Bence kesinlikle yasaklanması aç, da haklı bir güzel. Oyuncak. Aç. Öykü çok sevdi. Çok çocuklar aç, da çok seviyordur. Aç, ama elimi kesti arkadaşlar. Yanlışlıkla değdiğinde kesebiliyor. Aç, çok güzel. Son kez açıyorum. Bir daha bunu açmak yok. Evde bak bunu açamazsın tamam mı? Hazır mısınız? Uçuruyorum. Tehlikeli bu ne ya? İyi ki yasaklanmış. Bence yasaklanmalıydı zaten. Yorumlara yazın. Sizce yasaklanması mantıklı mı? Arkadaşlar kesinlikle ben bunu 0-10 yaş arası Öykü'ye almam. Bunu da Öykü'ye şu an hayatta oynatmam. Hatta şu açılan kapanan tuşunu bozup Öykü'ye öyle vereceğim. Oynayamazsın bunu. Ya. Hayır ben izin vermiyorum. Ya. İzleyen anneler yorumlara yazabilir mi? Çocuğunuza bunu oynatır mısınız? Allah korusun gözünüze gelse falan. Kesinlikle haklı yasaklayan ülkeler. Ülkemizde de sanırım yasaklanmış diye biliyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazın. Şimdi yeni oyuncağımız gelsin. Ve geldik güllelere. Sen bunu bilmiyorsun. Sen bunu ne diyebiliyorsun? Adına kaçak. Hayır sen bunun adını demin bir şey söyledin. Ne diyebiliyordun? Orbis. Orbis diyebiliyor. Bu orbisler var ya yuvarlak hani suda büyüyen. Ama bu orbis değil. Bunlar gülle. Ben küçükken cipslerin içinden çıkardığı bakkallardan gidip alırdık böyle. Benim bir sürü güllem vardı ve gülle koleksiyonum vardı. Gerçekten mahallede böyle erkek arkadaşlarımla çok gülle oynamıştım. Ama artık yasakmış. Yasaklanan ülkeler varmış. Ülkemizde hala yasaklanmadı ama bence yasaklanmalı çünkü gerçekten tehlikeli. Ben bunu kızıma alır mıyım? Almam. Almadım ben. Alırsın. Bugüne kadar hiç güllen oldu mu? Olmadı. Olmadı. Neden? Hayır oldu. Gülle almadım. Hayır. Nenem vardı.
yutabilir. Bak ben almam. Nenen almıştır. Hayatta izin vermem. Yutabilir. Ağzına kaçabilir. Orbis de sevmiyorum mesela. Tamam. Dediğim gibi gülle bence yasaklanmalı. Hiç de tavsiye etmiyorum. 15 yaşından büyükse oynayabilir ama 4 yaşında bir bebeğe hayatta ben gülle almam bir anne olarak. Şimdi yeni oyuncağımız gelsin. Ama bugün aldım. Ama bugün video çekiyoruz yasaklanan oyuncakları. O yüzden aldım. Oynayamazsın. Oynarım. Eve bir götüreceğim. Götüremezsin. Götüreceğim. Şimdi geldik yeni oyuncağımıza. Böyle bir lazer. Bu bence bir oyuncak değil. Bence tehlikeli. Şöyle size de tutayım. Görüyor musunuz? Gözünüzü alıyordur eminim ki. Bak sana yapmayacağım. Gözünü alır çünkü. Var var bir tane. Bunların daha var büyükleri şey. Var. Ben şu an size bunu getirdim küçük olarak. Ama bu da tehlikeli bence. Hem birinin gözüne tuttuğunuzda gözü bozulabilir. Göze çok zarar veren bir şey. Uçakları tutmak da aynı zamanda çok tehlikeli. Çünkü pilotların dengesini, dikkatini dağıtabilir arkadaşlar. Ülkemizde yasaklanmamış. Başka ülkelerde yasaklanmış. Bence ülkemizde de yasaklanmalı. Ben hep bunu gerçekten sevmiyordum. Hep zararlı görüyordum zaten. Kedi, çok tehlikeli. Kedi, böyle arkadaşlar gözüme falan tutuyordu. Kedilere tutmak da zararlı. Hayvanların gözü bozulabilir yani aşırı derecede bence. Oynasın bence. Tehlikeli bir oyuncak. Oynasın diye. Sen bununla oynar mısın? Bu bir oyuncak mı sence? Hayır, kediye oynasın. Kediler diye. De oynamamalı. Bence bu yasaklanmalı. Ama sence? Oynuyorlar. Gözüne tutmadıkları sürece kediler böyle lazer kovalıyor falan, ışığın peşinden koşuyor. Hani sevimli oluyor ama yine de gerek var mı? Gerek yok. Onun için başka oyuncaklar var arkadaşlar. Bence yasaklanmalı. Sırada ve son olarak oyun hamurlarımız var. Bizim ülkemizde yine yasaklanmamış oyun hamurları. Ama başka ülkelerde yasaklanmış arkadaşlar. Yasaklanan ülkeler var. Nedeni yine oyun hamuru sence neden yasaklanmış? Sence? Bakın bu şekilde slime ile oynayıp elinin her yerini slime yapıp sonra o elini hiç yıkamadan gözüne, yüzüne, ağzına götürdüğü için aynı şekilde... Ve gözüne götürünce... Bak yine değdiriyorsun slime ile oynadın. Gözüne götürünce de gözüm bozulur. Gözü bozulur. Bunu da biliyor ama yine de yapıyor. Çocuk çünkü arkadaşlar ne kadar uyarsam da beni dinlemiyor. O yüzden yasaklayan ülkeler bence aşırı derecede haklı. Ben olsam ben de yasaklardım. Bence ülkemizde şunlar artık yasaklansın ya da göze, yüze, ağza geldiğinde zarar vermeyecek maddelerden yapılsın. Yenilebilir falan yapılsın. Tabii yenmesin ama zarar veriyor yani gözüne. Ben anne, bebeğime bunu kullandırmak istemiyorum. Bir şey yenilen slime mi varmış diye. Bak sakın yemeye çalışma. Şimdi ben çok yanlış bir kelime kullandım. Öyle bir şey yok. Ama ben de jellyfish'imde vardı. Sakın deneme tamam mı? Hatta bunu elledikten sonra gözüne bile değdirmemen lazım. Bak elliyorum ve elim şu an ıslak. Aşırı derecede zararlı. Sizce yasaklanan oyuncaklardan hangisi en tehlikeliydi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ben aşırı derecede eğlendim. Böyle video serisinden gelsin. Yorumlara yazın. Açmadık. Orbisimiz yok ki. Kız Güllü, Güllü hala Orbis diyor. Çünkü Güllü almıyorum. Çünkü tehlikeli. Biz Orbis açmaya gidiyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye. Bye bye.